Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz bugün. Son Tahlilde'nin yeni bölümünde değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Barbaros Altuğ. Barbaros Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Berlin'e. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün konuşacağımız konu biraz sosyal medya, ifade özgürlüğü, Erkan Oğur mevzusu ve son olarak da Genco Erkal'ın ifadeye çağrılmasını konuşacağız Barbaros Altuğ'la birlikte. Biraz geriye saracak olursak Erkan Oğur'un İbrahim Kalın'la ilgili şarkısı ortaya çıktı. Çok gündem oldu. Çok tepkiler aldı. Erkan Oğur'un saraydan birisiyle adının geçmesi birçok hayranı tarafından olumsuz karşılandı. Sonra Independent Türkçe bir röportaj yaptı Erkan Oğur'la. Erkan Oğur aynen şunu söyledi: öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi dedi. İçimde cız etti dedi. Bu cız etti mevzusundan sonra dün de Erkan Oğur'un İbrahim Kalın'la bir evin içerisinde İbrahim Kalın'ın bağlama çaldığı bir ortamda videoları tekrardan sosyal medyaya düştü. Biraz bu eleştirileri de konuşacağız. Eleştirilerin dozu fazla mı geldi acaba? Yoksa az mıydı tırnak içerisinde? Bir de Genco Erkal mevzusu var. Yani 5 yıl önceki yaptığı bir paylaşımdan kaynaklı CİMER 5 yıl sonrasında işleme bunu getiriyor ve Genco Erkal bugün adliyeye gitti. Cumhurbaşkanı hakaretten ifade verdi. İfadesinden sonra da şunu açıkladı: başkanlık sistemine karşıyım, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım, doğanın katledilmesine karşıyım, bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım dedim ifadelerini kullandı Genco Erkal. İlk önce Barbaros Hocam, Erkan Oğur meselesinden başlayalım. Yani Erkan Oğur neden bu kadar çok eleştirildi? Yani hep derler ya, türküler bizleri birleştirir diye. Yani böyle bir şeyin varlığına inanıyor musunuz? Bakın şimdi bu bahsettiğiniz şey belki daha farklı dönemlerde geçerli olabilir. Türkler bizi birleştirir. Bir barış ortamında bizi yöneten, yani ülkeyi yöneten insanların bu barışa katkı sağlamak için adımlar attığı ortamlarda evet türküler ve ortak değerler bizi birleştirebilir. Fakat şu ortamda zaten toplumu birden fazla parçaya bölme amacında ve bu şekilde yönetme amacında olan biz diyelim baskıcı, başka ülkeler açıkça diktatör dedikleri bir ülkeden bahsediyoruz. Burada bu yöneticilerin emrinde ve bu yöneticilerin aslında politikalarının temel uygulayıcıları olan insanlarla işbirliği yapmak açıkçası bir ihanettir. O nedenle Türkler bizi birleştirecekse de yine birleştirir zaten. Ama bu başka bu tür insanlarla işbirliği yapmamaktan da geçer. Bu tür insanlarla işbirliği yapmayan insanlar birleştirir belki bizi de. Erkan Oğur bu zamana kadar böyle bir değerdi. Fakat ya beni pek çok şey rahatsız ediyor. Beni Orhan Pamuk'un Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile yemek yemesi ve harika vakit geçirmesi de rahatsız ediyor. Çünkü bu insanlar normal zamanlarda gazetecilik yapan, normal zamanlarda yöneticilerle çalışan insanlar değil. Bu insanlar bahsettiğimiz baskıcı diktatör rejimi altında bunlarla işbirliği yapan insanlar. Bunları ayırmak lazım. Aslında çok kritik bir şey bu. Yani evet, dediğiniz gibi belki de katılır mısınız bilmiyorum. Yani 10 yıl öncesinde olsaydı belki bu kadar çok ses Elbette. 10 yıl duymazdı. öncesinde çünkü belki de uzak bir ihtimal de olsa bir barışma döneminden bahsediyorduk. 2010 yılında toplumun farklı kesimlerinin belki sadece ortak değerler gözetilerek birleşmesi söz konusuydu. Bunun için çabalar vardı her taraftan. Yani entelektüeller çalışıyordu, Kürtler çalışıyordu, Türkler çalışıyordu ve ortak bir çaba vardı. Şu anda ise sadece ultranasyonalist diye en hafif itibariyle böyle nitelendirebileceğimiz dinci bir iktidarın ve ortağının son derece baskıcı ve ayrıştırıcı ve yok etmeye yönelik politikalarını desteklemekten bahsediyoruz. Aslında daha da böyle zor ve aslında iyi bir şekilde de özetlediniz. Peki, yani çok sayıda eleştiri de geldi. Aslında sanat camiası,
Entelektüel camia da bu konuda biraz böyle ikiye ayrıldı. Bazıları Erkan Oğur'u savunayım derken ne derler ya, kaş yararken göz çıkarmak biraz öyle oldu ki Ceylan Ertem'in açıklaması biraz öyleydi. Belki haberiniz vardır o konudan Evet, da. okudum. Daha sonra açıklamasını da sildi zaten. Evet. Bayağı böyle insanların kafasında da şey soruları oluşturuyordu. Evet, Erkan Oğur bir Gümüşlük'te bir okul açtı. Acaba Ceylan Ertem'in dediği gibi bunu rica mı etti Evet, gibisinden. öyle bir şey oluştu. Evet, Yani ben de çok çünkü böyle... şöyle bir şey, bakın çok yakını olduğumuz insanların bilgilerine sahip olduğumuzu düşünürüz, değil mi? Yani şimdi siz mesela atıyorum yakın arkadaşınızdır bir yazar, bir entelektüel. Onun hakkında, üstelik de Ceylan Ertem çok izlenen, çok takipçisi olan bir sanatçı. Onun hakkında bir söz ediyorsanız bu sözün ben gerçekliği olduğunu düşünürüm açıkçası. Daha sonra bu sözü siliyorsanız daha da fazla gerçekçi olduğunu düşünürüm. Yani bu nedenle kafamızdaki şüpheyi zaten kendileri uyandırdı. Bizim ne okuldan haberimiz vardı böyle bir şey için. Ya da bu iktidarın iş yapma metodunu artık herhalde anlamışızdır. Ya tehdit, ya şantaj, ya rüşvetle iş yapıyorlar ve insanları kendi taraflarına çekmek için bunlardan birisini kullanıyorlar. Şimdi Erkan Oğur ve okul yan yana geldiğinde ve bunu bir yakını söylediğinde aklımıza pek iyi şeyler gelmiyor açıkçası. Maalesef. Peki gelen eleştirilere baktığımızda yani ileride yani Erkan Oğur çok önemli bir isim olduğu için aslında bu kadar da çok düşüyoruz. Gerçekten birçok insanın içerisinde cız etti. Murat Meriç de öyle yazı yazmıştı gazete duvarda dün galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne olur da düzelebilir? Yani Erkan Yani birincisi, Oğur dinlemeye yani devam et. şöyle bir şey, bunlar payeler değildir. Yani şöyle payeler değildir. Erkan, ya belli bir yere zaman içerisinde gelirsiniz. Yani grup yorumla sahne aldıktan sonra AKP'nin propaganda sorumlusuyla sahne almazsınız. Bunları aldığınızda tepkiyi bırakın, anlık tepkiler gereğinden fazla şiddetli olabilir. Çünkü insanların hayal kırıklığı büyüktür. Özellikle Erkan Oğur gibi isimler konusunda. Ama bu tepkilerin şiddeti zaman içerisinde geçse de insanların kafasında artık Erkan Oğur başka işler ve başka insanlarla da çalışabilir imajı uyandı. Yani zannetmiyorum ki artık Erkan Oğur, şahsiyeti açısından konuşuyorum, hiç kimse yaptığı sanat açısından değer yitirmemiştir. Belki 100 sene sonra Erkan Oğur'u yine aynı zevkle dinleyecek olan insanlar vardır. Ama bir insan ömrünün bir yaşam süresi var. Bu bizim yaşam süremizde ve Erkan Oğur'un büyük olasılığıyla yaşam süresinde çok da geri gelmeyecek bir prestij kaybı var bence. Bu da haksız bir prestij kaybı değil. İnsanların kariyerlerini bırakın, yani sanat ve dünya görüşünü, hele ki orta yaşı aşmış insanları çok daha olgun ve değerlendirerek adım atmasını bekliyorlar. Çünkü onlar başka türlü bir şeye inanıyorlar. Yani bu birini gözünde ilahlaştırmak, putlaştırmak değil. Çünkü bu imajı kendileri, kariyerleri ve hayatları doğrultusunda inşa etmişler. Birdenbire o inşaatın en temel tuğlalarını altından çekiyorsunuz. Çöktü o inşaat. Maalesef. Buradan ifade özgürlüğüne gelmek istiyorum müsaadenizle. Yani çok eleştiri geldi. Şu yorumlar da yapıldı. Yani biz bu sosyal medyada çok insan harcanıyor yorumları da yapılmaya başlandı. Çünkü Doğru. çıktığında direkt bir teyit mekanizması girmeden doğruluk payı noktasına Evet. girmeden direkt biz ben de dahil olmak üzere hani öz eleştiri vereceksek direkt şey yapıyoruz. Aa, nasıl olur böyle bir şey? İşte bütün öfkemizi kusuyoruz bir yerde. Yani çoğu zaman bu o sosyal medya adaleti olumlu yönde işleyebiliyor. Özellikle de kadın cinayetleri, kadına karşı şiddetle LGBT artılara yapılan ayrımcılıklarda vesaire vesaire çok böyle olumlu yerden aslında işleyebiliyor ama bazen tersi de olabiliyor. Sosyal medyada çok yerden yere vuruldu Erkan Oğur. O yüzden size soruyorum. Sosyal medya adaletini nasıl yorumlamak lazım? Nasıl okumamız Sosyal lazım? medya adaleti, şimdi Erkan Oğur'un yaptığı şeyi biz gördük birebir. Yani Erkan Oğur'a haksızlık yapıldığını düşünmüyorum açıkçası o nedenle. Ama bazı durumlar var ki maalesef çok değerli insanları harcayabiliyoruz da hep beraber sosyal medyada. İşte
Mesela Me Too hareketi sırasında Kasım Aralık aylarında ortaya çıkan pek çok yazar ve şair için kadınların ifşaatlarını okuduk ve o yazarlarla, şairlerle ilişkimizi kestik. Onları gönlümüzden düşürdük ve benim gibi özellikle kadının ifadesine %100 inançla başlayan insanlar hakikaten pek çok defteri kapattılar. Ama mesela geçen hafta çok değerli bir insan olan Şükrü Erbaş hakkında yapılan iddianın sahibi olan kadın iddiayı geri çekmekle kalmadı, yalan söylediğini ve bunun psikolojik dengesiyle alakalı bir durum olduğunu açıkladı. Şimdi bu durumda hepimiz Şükrü Erbaş'a çok büyük bir özür borçluyuz, birincisi. İkincisi, belki de daha aklı selim bir şekilde özellikle etkili olan insanların bu tür davranışlara girmeden önce belki de biraz beklemesi, sorması, soruşturması gerekiyor, bilmiyorum. Özellikle gazetecilik alanında. Çünkü bunlar yapıldığında artık Türkiye'de tabii dev bir sansür olduğu ve ulusal gazetelerin ve basının tamamının neredeyse iktidar kontrolü altında olduğu bir dönemden geçtiğimiz için çoğu insan da gazeteciliği, haberi sosyal medyadan alıyor. O nedenle de gazetecilerin ve habercilerin sosyal medya takipçileri de çok fazla. Belki de böyle olaylarda öncelikle onların daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü bir habercilik olarak gelişiyor artık sosyal medyada attığınız bir tweet bile. Mesela Şükrü Erbaş'ın başına gelenleri biz en başta Me Too'da okuduk. Çok fena, korkunç, yapılmamalıydı dedi herkes. Ama bu geçen haftaki olay elbette ki ilk olay kadar yayılmadı ve pek çok insanın aklında belki de Şükrü Erbaş için hiç ait olmadığı bir yer var şu anda. Onun için ben burada görevin sıradan okura, sıradan sosyal medya kullanıcısına değil ama biraz da habercilere, yani bunların tersi de haber yapılmalı. Yani işte Şükrü Erbaş aklandıysa bunun da büyük bir şekilde haber yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. En azından sosyal medyada. Belki böyle adaleti sağlayabiliriz. Çünkü diğer şekilde de onu yapmayalım, bunu yapmayalım, sansüre doğru gider sosyal medya. Ki o zaten hiç istenmeyecek olan bir şey. Çünkü zaten Türkiye'de sansürsüz şu anda çalışabilen tek yer sosyal medya. Maalesef inanılmaz sansür ve otosansürün bu kadar yoğun olduğu bir yerde dediğiniz gibi en aktif işleyen yer sosyal medya. Ki burada mesela Genco Erkal konusu da var ayrıca. 5 yıl önceki bir ifadesinden kaynaklı Cimer'e şikayet edilmiş. Ve şimdi yani 5 yıl sonra bu işleme konuluyor ve bir anda Cumhurbaşkanı hakaretten Türkiye'nin böyle en değerli sanatçılarına, tiyatro oyuncularından biri, 60 küsur yıllık sahnede olmuş bir insanı bir anda 83 yaşında Cumhurbaşkanı hakaretten savcılığa gidip ifade veriyor. Genco Erkal'ın ifadeye çağrılmasını nasıl yorumlarsınız? Bir bu, ikincisi bu ifadeye çağrılmayla birlikte aslında şeyi de ortaya çıkıyor. Yani mevcut sistem, başkanlık sistemi, biz daha önceki programlarda da bunu sık sık konuşuyorduk. İhbarcı bir toplum yaratıyor. En azından biz öyle, ben öyle düşünüyorum. Buna katılıyor musunuz ikinci olarak da? Yani şöyle, birincisi Genco Erkal'a yapılan, başka insanlara da yapılan, işte Zuhal Özcan'a da yapıldı benzer bir şey. Biliyorsunuz Melis Alpan 6 sene önce katıldığı ve o zaman legal olan, evet, bir şey yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya. İktidar hoşlanmadığı insanların, hoşlanmadığı gazetecilerin, entelektüellerin, hatta sıradan hiç bunlarla alakası olmayan insanların üzerinde bile bir Demokles kılıcı gibi zaman ve mekan bağlantısını tamamen kopararak bir ceza sistemi kurdu. Her an herkes başka bir sebepten dolayı tutuklanabilir. Zaten hapiste olan pek çok gazetecinin de böyle suçlamaları var üzerinde. Evet. Yani tamamen uydurulmuş, isnat edilmiş, belki zamanında suç bile olmamış olan, daha sonra icat edilmiş suçlardan dolayı insanlar hapiste yatıyorlar çoğu. O nedenle iktidarın bu zaten çok hoşuna giden bir şey. Böyle bir ceza sistemi oluşturdu. Zaten mahkeme sistemini biliyorsunuz Türkiye'de. Yani
Birilerini canı istediği zaman hapse giriyorsunuz, canı istediği zaman çıkarılıyorsunuz. Onun için Genco Erkal'a yapılan da çok benzer zaten. Büyük olasılıkla başka bir şekilde intikam alınıyor şu anda Genco Erkal'dan. Ama bu utanç vesikaları elbette ki iktidarın ileride hanesine yazılacaktır diye tahmin ediyorum. Ama iktidarın en önemli yaratılarından bir tanesi dediğiniz gibi muhbir vatandaş. Çünkü bu baskıcı bütün rejimlerin en son başvurduğu çaredir aslında. Bunu biz Irak'ta da gördük, Suriye'de de gördük ama işte şu anda beraber yaşıyoruz Almanya'da. Doğu Almanya sadece muhbir vatandaşlardan oluşan bir ülke yaratmıştı. Aynı evdeki insanların ayrı ayrı muhbir oldukları ve birbirlerinden haberdar bile olmadıkları hikayeler vardır. Ve bunların içine zaman içinde herkesi dahil etti. İşte Christa Wolf gibi çok değerli bir yazar bile bir nevi muhbir vatandaş oldu. Daha sonra bunların hepsi günah çıkardılar. Fakat günah çıkarmak hiçbir zaman bilmiyorduk. Bu işin içine öyle etsine girdik. Yani Erkan Oğur'a bağlarsak gibi ifadelerle toplumsal vicdanda aklanmayı sağlamadı hiçbir zaman. Zaten sağlamaz da ama iktidar bunu son derece başarıyla uyguluyor. Şöyle uyguluyor mesela. Haberi bile yok aslında olan bitenden. Kitabı okumuyor, oyununa gitmiyor Genco Erkal'ın. Şarkıyı dinlemiyor, işte Zuhal Olcay'ı görmüyor. Fakat bir başka şeylerinden hoşlanmıyorlar ve ihbar etmeye başlıyorlar, tehdit etmeye başlıyorlar. Şimdi size söylemiştim. Mesela ben bu kitapla ilgili Hollanda'ya gittim. Bu Ermeni soykırımı kitabımla ilgili. Okuma yapıyorum. Yani yabancılar çoğunlukta zaten. Çünkü konuşmada İngilizce çoğunluğu. Orada da bir masa var. Daha sonra masadakilerin Türk olduğunu anladık. Kendilerinden çok emin ama çok gergin bir masa. Sonra konuşma bittikten sonra organizatörler yabancı yanımıza geldiler ve beni açıkça tehdit ettiler mesela. Fakat kitabı okumamışlar. İşin temel şeyi bu. Yani sadece kendi düşüncelerine, kendi belirledikleri tuhaf, korumacı, ulusal kavramlara ihanet ettiğini düşündüğü herkesi ihbar edebilir, tehdit edebilir hale geldiler. Çünkü bu aslında devletin ve devletin yöneticisi konumunda olan AKP'nin onlara verdiği bir izin. Bu izinle hareket ediyorlar. Beni tehdit eden insan açık olarak TRT'de çalıştığını söyledi mesela. Şimdi bir basın görevlisisin, TRT'de iş yapıyorsun ve beni konuşmama gelip sadece Ermeni soykırım dedim diye tehdit etme hakkına sahipsin. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani biz nasıl toplumsal barışı sağlayabileceğiz acaba ileride? AKP gidince belki. Çünkü şöyle de bir şey var. Türkiye'de hızlı bir değişim olabiliyor her zaman. Bunu biliyoruz. Yani evet. Türkiye, Almanya gibi çok oturmuş bir sistem ve biz bu sistemi bozmayalım dan oluşmuyor. Türkiye'de hakikaten her şey çok hızlı değişebiliyor. İşte biliyoruz AKP'nin seçilmesi de öyle oldu. Bir anda Türkiye'deki bütün halklar karar verdiler ve eski sistemi sileceğiz dediler. Bu zorla ya da meydanlarda mitingler yaparak da olmadı. Oy verenler karar verdiler. Eski sistem artık bizim için çalışmıyor. Biz yeni bir sistemi deneyelim dediler. Ve bir anda değişti Türkiye'de her şey. Bu AKP için de geçerli olacak bence. Ve bir anda değişecek her şey. Ve neye uğradıklarını şaşıracaklar. Ondan sonra yeni gelecek olan insanlar zaten bu yönetimden ülkenin ne kadar zarar aldığı ve toplumsal barışın ne kadar zedelendiğinin farkında olduğu için bunu tekrar inşa edebilmek için bence gerekli şartlara da sahip olacaklar otomatikman. Evet, en azından iktidar için bu çok mümkün gözükebiliyor ama şey kısmında böyle arafta kalıyorum. Yani daha böyle komşularımızla nasıl bu işi bir şekilde halledebileceğiz. Ama bu da biraz bir zaman alacak. Yani şöyle, evet zaman alacak ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi komşularımızla olan ilişkilerimizde ve hatta komşularımızın bazılarında çıkan savaşlarda da bizim ülkemizin kendi içinden gelen kaynamaların bir sonucu yok mu ya da etkisi yok mu? Hatta birebir bazılarını kışkırtmadık mı bazı şeylere? Demek ki aslında bu etkilere de sahip bir ülkeyiz biz. Yani
Başka türlüsünü de yapabiliriz. En azından o güç ve enerji var. Net yani şey. güç demek istemiyorum ama bence öyle bir enerji var ve belli ki ülkenin bulunduğu konum, tarihi, geçmişi ve bağları hala karşılık bulan, değer bulan bir durumda. Demek ki aslında bunlar iyiye de kullanılabilirdi. Ve kullanılabilir diye umuyorum. Çünkü umut da etmezsek o zaman zaten konuşmamızın bile bir anlamı kalmaz. Evet, kesinlikle. Evet, çok teşekkür ederim programa. Ben teşekkür ederim. Evet, Barbaros Altuğ'la birlikteydik. Erkan Oğur meselesini bugün konuştuk. Aynı zamanda tabii ifade özgürlüğü ve tabii son olarak bu toplumsal barış aslında ileride önümüze gelebilecek en önemli konulardan birisi. Bunu konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.